Tezkereci Mehmetçiğin ailesiyle buluştuğu anları az sonra ekranlarınıza getireceğiz sayın seyirciler ama öncesinde cepheden çok çarpıcı görüntüler aktaracağız. Dedik ya teröristler mevzilerini terk edip kaçıyor diye. İşte bunu kanıtlayan görüntüler takıldı Mehmetçik kamerasına bugün. Metrelerce uzanan hendekler, beton duvarlarla tahkim edilmiş sığınaklar ve hepsi bomboş. Mazgaları çekelim. Burada bir çıkış, bir farklı bir çıkış. Tahliye kapısı. Gördüğünüz gibi hendeklere giriyoruz. Evet, sanki bir düzenli ordunun yapacağı hendekler gibi insan boyunda. Hendeklerin uzunluğu yüzlerce metreyi buluyor ve hepsi birbiriyle bağlantılı. Uçak korunma çukurları ve hendekleri var. Bu hendeklerin hepsi birbiriyle bağlantılı. Hendekler betonarme tünellere, onlar da siperlere açılıyor. Evet, tutukları yerler, yattığı yerler. Kahraman Mehmetçik, Afrin'de PYD'li DEAŞ'lı teröristlerin inine girdi. Devam edelim. Evet, şu an mevzil 4'e gidiyoruz. Onlarca teröristin barınabileceği tünellere demir kapılardan giriliyor. Burada bir çıkış, bir farklı bir çıkış. Tahliye kapısı. Gördüğünüz gibi hendeklere giriyoruz. Hendeklerin derinliği 2 metre. Betonarme mevziler ise inşaat demirleriyle güçlendirilmiş. Metrelerce uzanan koridor farklı nöbet noktalarına açılıyor. Evet, şu an mevzil 4'e gidiyoruz. Mevzilerde dinlenmek isteyen teröristler için yatak da var. Mazgaları çekelim. Hiçbir terör örgütü Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yıkamayacaktır. Halkımızın müşteri olsun. Çıkan çatışmalarda çok sayıda PYD ve DEAŞ'lı terörist öldürüldü. Komandolar bölgede teröristlere ait birçok mevzinin kontrolünü ele geçirmiş durumda. Afrin'in güneyine Türkmen Dağı'na gideceğiz şimdi de. Çünkü o bölge de hareketli sayın seyirciler. Çatışmaların 2 yıl aradan sonra yeniden alevlendi. Muhalif birlikler Esad'ın askerlerine baskın yaptı. 20 rejim askeri sığındıkları mevzilerde öldürüldü. Türkmen Dağı'nda çatışmalar bir kez daha şiddetlendi. Suriyeli muhaliflerle rejim askerleri arasındaki çatışma kameraya böyle yansıdı. Türkmenler rejim kontrolündeki 4 ayrı noktaya eş zamanlı operasyon düzenledi. Baskında 20 asker öldürüldü. Askerlerin çoğu baskına mevzilendikleri siperlerde yakalandı. Esad'ın ordusu 2016 yılında Türkmen Dağı'na çok geniş kapsamlı bir saldırı düzenlemiş, bölgeden Türkiye'ye büyük bir göç dalgası olmuştu. Dağ çevresindeki çatışmalar yeniden alevlendi.